Merhaba arkadaşlar, ben Orhan Demir. Bugün sizinle matematikteki parabol konumuzu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Parabol ne demek arkadaşlar? Daha önceki konulardan hatırlarsınız, ikinci derecenin denklemler işledik. Ondan sonra bu ikinci derecenin denklemleri düşündüğümüzde, bu denklemler eğer bir fonksiyon gibi düşünülürse, bu ne yapar bize? Düzlemde bir parabol ifade eder. Yani ikinci dereceden bir değişkenli, fx eşittir ax kare artı bx artı c, fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonlarının grafiklerine bir parabol diyoruz biz arkadaşlar. Şimdi demek ki daha önce bizim düşündüğümüz şu ax kare artı bx artı c denklemi diyorduk ya, ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemi diyorduk. Bu bir denklemdir arkadaşlar. Neymiş bunun adı? Bunun adı denklem. Şimdi bu denklemi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Y eşittir fx, o da eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde düşündüğümüzde, ne elde etmiş olacağız? Bir fonksiyon elde etmiş olacağız. Dolayısıyla biz bu fonksiyona özel olarak ne diyoruz? Özel isim olarak bir parabol diyoruz arkadaşlar. Buradan hareket ederek bu parabolün çiziminde kullanacağımız ilk en önemli özellik arkadaşlar nedir diyoruz burada hemen. Onu bir ifade etmeye başlayayım. Nedir en büyük özelliğimiz? Diyoruz ki parabolün denkleminde bulunan ve x karenin katsayısı olan a, ki buna biz baş katsayı diyoruz. A eğer pozitifse, parabolün kolları yukarı doğru diyoruz. Neymiş? Kolları yukarı doğru. Eğer a dediğimiz negatifse arkadaşlar, parabolün kolları nereye doğru? Aşağı doğru. Nereye doğruymuş? Aşağı doğruymuş arkadaşlar. Tabi parabol çizim olarak hangi şekilde verirse verilsin denklemi arkadaşlar, sonuç itibariyle mutlak surette şu şekilde, ya kolları yukarı doğru olan şöyle bir şekil elde ederiz, ya da kolları aşağı doğru olan şöyle bir şekil elde ederiz arkadaşlar. Bu ikisinden bir tanesi. Burada neyi belirliyor? Kolların yukarı doğru olması nasıl belirleniyor? A sıfırdan büyükken kollar yukarı doğru, A sıfırdan küçükken kollar aşağı doğru demektir. Ve genel denklemimizi unutmamamız lazım. Genel denklemimiz her zaman ax kare artı bx artı c şeklindedir arkadaşlar. Yalnız burada mutlaka şunu da vurgulamak lazım. A kesinlikle sıfır olamaz. A sıfır olursa ne olmaz arkadaşlar bu? Bir parabol ifade etmeyecektir. Dolayısıyla A'nın sıfırdan farklı olması gerektiğini de unutmuyoruz arkadaşlar. Bunu daha önceki konularımıza, yani ikinci derecenin denklemlerde de ifade etmiştik arkadaşlar. Hemen sırada bununla ilgili bir tane sorumuz var sanırım arkadaşlar. Diyor ki bana fx fonksiyonunun grafiği olan parabolün, fx fonksiyonu verilmiş dikkat ederseniz, parabolün kolları aşağı doğru olduğuna göre m'nin alabileceği farklı doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Parabolün kollarının aşağı olma şartı neydi arkadaşlar? A ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Ki A neydi A? A bizim x karenin katsayısıydı. Yani ne olmak zorunda buradan? A dediğimiz m eksi 4 olduğu için arkadaşlar, m eksi 4 sıfırdan küçük olmak zorunda. Niye? Kollar aşağı doğru diyor. Dolayısıyla m'miz ne elde eder arkadaşlar burada? 4'ten küçük olacaktır. Ne diyor bana? M'nin alabileceği farklı doğal sayı değerlerinin toplamı. Doğal sayı. Doğal sayı değerlerinin toplamı. Nedir buradaki doğal sayılarımız? 0, 1, 2, 3 değerlerini alacaktır. Bunların bizden toplamını istiyor arkadaşlar. Toplayacak olursam sonucu 6 olarak elde etmiş olurum. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Burada önemli bir noktaya vurgu yapılıyor arkadaşlar. Şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Diyor ki bize, parabol üzerindeki, herhangi bir nokta mutlaka ve mutlaka ne yapar? Parabol denklemini sağlar. Yani ne demektir? Parabol üzerindeki her nokta parabol denklemini sağlar. Mesela basit olarak şöyle gösterecek olursam, atıyorum şöyle bir parabol çizdiğimi varsayayım. Arkadaşlar küçük bir parabol çizeyim. Şöyle bir parabol olsun. Örneğin buradaki M, N noktası olsun. P, N virgül N noktası olsun. Diyor ki bana bu nokta parabol üzerinde olduğunda, herhangi bir yerde olduğunda x gördüğümüz yere, m, y gördüğümüz yere y yazarak,
parabol denklemi sağladığını söyleyebiliyoruz. Yani sırasıyla x yerine m, y yerine n yazıyorsunuz ve sizden isteneni bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili herhalde direkt aşağıda bir tane sorumuz var arkadaşlar. Şöyle biraz küçülteyim şunu. Diyor ki bana, aşağıda fx eşittir a artı 1 x kare artı a kare eksi 5 x artı b fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Grafik verilmiş. Dikkat edilirseniz burada denklemden de söylüyor bize arkadaşlar. Bu denklemi de vermiş bize grafiğin. Buna göre a artı b ifadesinin değeri kaçtır? Yani buradaki fonksiyonda bulunan a ile b değerlerinin toplamını istiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada eksi 1 virgül x ekseni kesin nokta olarak verilmiş bize. Dikkat edin, bu noktanın absis ve ordinatı nasıl elde edilir? Eksi 1 virgül 0 noktası burası. Neymiş bu noktamız? Eksi 1 virgül 0 noktası. Bu nokta parabol üzerinde olduğu için parabolü ne olacaktır? Sağlayacaktır. Burası nedir arkadaşlar? 0 virgül 6 noktasıdır. Bu da y ekseni kesin noktadır. Bu da parabolü sağlayacaktır. Dolayısıyla bu iki noktayı sırayla bu parabol denklemi değerine yazacak olursam ki bu y eşittir fx demektir arkadaşlar. Hemen buradan başlıyorum. X gördüğüm yere 0, y gördüğüm yere 6 yazarsam x yerine 0 yazdığım takdirde bu 0 olur. X yerine 0 yazdığım burada 0 oldu. Tamam. Dolayısıyla y yerine de 6 yazdığım zaman b'miz kaç olacak arkadaşlar? 6 olacaktır. Buradan b değerini elde etmiş oldum. İkinci noktamı kullanırsam x gördüğüm yere eksi 1, y gördüğüm yere 0 yazıyorum. Y gördüğüm yere 0 yazarsam 0 eşittir. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam ne oluşur burada? A artı 1. A artı 1'i yazdım. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi a kare artı 5. Aynı şekilde artı b, ki b'nin kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Uzatmadan 6 diye yazıyorum. Bu değerlerin hepsini karşı tarafa atıp denklemi düzenleyecek olursam a kare eksi a 5, 6, 11, 12, eksi 12 eşittir 0 denklemi gelir. Bu denklem çarpanına ayrılırsa a eksi 4 çarpı a artı 3 olarak yazacak olursam eşittir 0'dan. A'mız ne geldi arkadaşlar? 4. A'mız ne gelir buradan aynı zamanda? Eksi 3. Peki benden ne istiyordu? A artı b ifadesinin değeri karşılıyor. Kesinlik istiyor bizden. Dolayısıyla burada faydalanmam gereken ve düşünmem gereken başka bir ifade daha var demektir. Nedir bu acaba? Bakıyorsunuz arkadaşlar parabolün kolları aşağı doğrudur. Parabolün kolları aşağı doğru olduğu zaman x karenin katsayısı olan a'nın, yani burada da a artı 1 demektir arkadaşlar bu da. A artı 1'in ne olması lazım? Negatif olması lazım. Bulduğum a değerlerinden hangisi negatiftir arkadaşlar? 4 a artı 1'i negatif yapmayacaktır. Dolayısıyla a'mızda ne olur arkadaşlar buradan? Eksi 3 olarak elde edilir. Bu durumda benden istenen a artı b değerini kaç elde etmiş olurum? A'mız eksi 3, B'miz 6, sonucu 3 olarak elde etmiş olduk arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır herhalde. Bir sonraki durumumuza bir bakalım arkadaşlar. Bir sonraki durumumuza ne diyor bize? Hemen yan tarafta. Şimdi sanırım bizim grafik çizimiyle ilgili bir giriş yapacağız. Nedir grafik çizimimiz? İlk etapta arkadaşlar grafiğin çiziminde standart olmayan denklem türüne, daha doğrusu standart olmayan fonksiyon türlerinin grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Ne bu? Birinci olarak diyor ki bana, eğer fx fonksiyonunun denkleminde sadece bana ax kare verirse, ki genel denklemi şuydu arkadaşlar bizim, ax kare artı bx artı c şeklinde bir denklemdi. Bu durumda buradaki dikkat ederseniz b'nin ve c'nin sıfır olması durumunda ax kare şeklinde bir denklem elde ederiz. Bu denklemlerin grafiği çizilirken direkt bunu biraz ezberden veriyoruz. Yani çok özele inmeden ileride işte bazı konularda bu çizimlere ihtiyacımız olacağı için arkadaşlar bu şekildeki denklemlerin genel çizimi şudur. Her zaman tepe noktası dediğimiz kavramımız var bizim. Parabolün tepe noktası dediğimiz bir kavram var ki bunu ileride R ve K ile göstereceğiz. Tepe noktası işte şurasıdır. Grafik üzerinde gösterdiğiniz zaman R'si de sıfırdır, H'si de sıfırdır. Yani ne demek ki tepe noktası? Orijin demek arkadaşlar. Tepe noktası orijinde olan A'nın durumuna göre yani A'nın sıfırdan büyük olması durumunda kolları yukarı doğru olan şöyle bir parabol elde edilir. A'nın durumuna göre dedik, A negatif olduğu takdirde arkadaşlar bu defa kolları aşağı doğru olan şöyle bir parabol elde edilir arkadaşlar.
Ve unutmayın mutlaka ve mutlaka bunun tepe notası neresidir arkadaşlar? Tepe notası mutlak surette orijin olarak elde edilir arkadaşlar. Bu nedir? Standart olmayan denklem türevimiz. Sadece AX kareli terimin bulunduğu durumlarda ki bu durumda ne dedik? B ve C'nin sıfır olduğunu söylemiş olduk. Diyebilecek olursam bununla ilgili şöyle bir tane iki tane örneğimiz var arkadaşlar burada. Sırayla şu örneklere bir bakmak istiyorum ben buradan mesela. Ne diyor bize birinci örneğimiz? Birinci örneğimiz ne diyor arkadaşlar? İşte diyor ki eksi x kare parabolünün grafiğini çizin diyor bize. Arkadaşlar dikkat edilirse buradan a neye eşittir? A eşittir eksi 1'dir. A eşittir eksi 1'dir. Doğru mu? A eksi 1 ve kollar nerede olacaktır? Aşağıda olacaktır. Ve otomatikten biz bunun tepe noktasının ne olduğunu söylüyoruz. Sıfıra sıfır olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla buna uygun bir koordinat sistemi çizersem ve hemen şuradan bir renk değiştireyim parabolüm için. Ne olacak? Kollar aşağı doğru, tepe noktası sıfıra sıfır. Şöyle iki tane kol çiziyoruz arkadaşlar. Şu parabolümüzün denklemini çizmiş olduk arkadaşlar. Y eşittir x, x kare parabolü. Hemen hiç atlamadan 2x kare parabolünü çizeceğim. 2x kare parabolünü çizerken A'nın ne olduğunu söyleyebiliyorum. A eşittir 2 ve A sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar parabolün kolları nerede olacaktır? Yukarıda olacaktır. Yine unutmuyorum tepe noktası nerede olacak arkadaşlar mutlaka bunun. Orijin olacaktır. 0,0 tepe noktamız. Dolayısıyla buna uygun hemen bir koordinat sistemi çizersem arkadaşlar. Şöyle bir renk değiştireyim grafik çizimim için. Ne olacak? Tepe noktamız 0'a 0. Kollar yukarı doğru. Bir kol yukarı doğru. Diğer kolu yukarı doğru çizdim. Ve böylece 2x kare parabolünün grafiğini çizmiş oldum arkadaşlar. Standart olmayan grafik çizimlerimize ilki AX kare şeklinde bir grafikti arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer başlığımıza bir bakalım burada. Ne diyor bize arkadaşlar burada? AX kare artı C şeklindeki fonksiyonların grafiği. Bakın dikkat edin bu defa genel denklemde ise neydi genel denklemimiz? AX kare artı BX artı C şeklinde olan denklemdi grafiğimiz. Burada AX kare artı C şeklindeki fonksiyonların grafiğini düşüneceğimiz için dikkat edelim. Burada B'miz nedir arkadaşlar? B sıfırdır. Doğru mu? B sıfır olduğu için bu bazı özelliklere sahip oluyor bize. Arkadaşlar nasıl bir özelliklere sahip oluyor? Diyoruz ki biz bunun grafiğinin çiziminde AX kare fonksiyonunun grafiğine şöyle bir uygulama yapacağız. AX kareyi öğrendik. Merkezi 0,0 ya işte merkezi pardon tepe noktası 0,0 olan parabolün grafiğiydi. Eğer C sıfırdan büyükse şuradaki sabit sayımız ne yapıyoruz? Bu AX kare parabolünü C1'in yukarı doğru taşıyoruz. C0'dan küçükse yani negatifse bu defa AX kare parabolünü mutlak değer C1'in aşağı indiriyoruz. Yani aşağı doğru çekiyoruz tepe noktasını. Bu şekilde ötelenme elde edilir diyor. Ve bu en önemli özelliklerinden bir tanesi bu AX kare artı C şeklindeki parabollerin en önemli özelliği arkadaşlar tepe noktası her zaman Y ekseni üzerindedir. Ve tepe noktası 0,C şeklinde. Atıyorum şöyle bir parabol olacak arkadaşlar. Bu tepe noktası her zaman ne yapar? Y ekseni üzerinde bulunur. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir parabolün tepe noktasının Y ekseni üzerinde olma şartı da eklenecek olursa mutlak surette AX kare artı BX artı C parabolünde arkadaşlar şöyle düzeltecek olursam artı C parabolünde tepe noktasının y ekseni üzerinde olma şartı nedir? X'in katsayısı olan b'nin ne olması lazım? Mutlak surette 0 olması lazım diye bu önemli özelliği uygulamak zorundayız. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki sanırım bununla ilgili sorumuz var sırada arkadaşlar. Mesela ne demiş bize burada? 2x kare artı 1 parabolünün grafiğini çizelim diyoruz. Şimdi nasıl çizeceğim arkadaşlar? Ben ne dedim? İlk etapta yapmamız gereken işlem şu. Fx eşittir 2x kareyi çizeceğiz. Bu birinci işlemimiz. İkinci işlemimiz ise bu elde ettiğimiz parabolün grafiğini arkadaşlar 2x kare parabolün grafiğini c'miz 1 olduğu için bir birim yukarı çekeceğiz demektir. Yani bir birim yukarı öteleme anlamındadır arkadaşlar bu. Hemen 2x kare parabolünü çiziyorum. Hatırlarsınız 2x kare parabolü neydi? Tepe noktası 0'a 0 olan ve kolları yukarı doğru olan şöyle bir paraboldü arkadaşlar. Bu neymiş? 2x kare parabolü arkadaşlar. Bunu hemen ne yapacağım ben? Bir birim yukarı öteleyeceğim. Yani şuradan kulaklarından tutup bir birim yukarı çekmek lazım. Dolayısıyla bunun için uygun bir koordinat sistemi çizeyim. Ve hemen rengimi değiştireyim arkadaşlar grafik için.
Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Bir birim bunu yukarı öteliyorum. Bir birim yukarı ötelediğiniz zaman tepe noktamız normalde 0,0 iken tepe noktamız nereye taşınacaktır? Arkadaşlar 0,1 noktasına taşınacaktır. Bir birim yukarı çektik ve aynı şekilde kolları çekip şöyle sağlı sola kolları çizdim ve böylece 2x kare artı bir parabolünün grafiğini elde etmiş oldum. Bir sonraki örneğime bir bakayım arkadaşlar. Yine bununla ilgili bir sorumuz. Ne verilmiş bize arkadaşlar? Y eşittir 5x kare artı 12x eksi 3mx artı 10m parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre tepe noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar tepe noktasının y ekseni üzerinde olma şartı neydi dedik? Ax kare artı bx artı c parabolünün y ekseni üzerinde olma şartı x'in katsayısı olan b'nin 0 olmasıdır. Şimdi dikkat edilirse burada x'in katsayısı ne olur? X parantezine alındığında 12 eksi 3m olacaktır arkadaşlar. X geliyor buradan. Ve dolayısıyla biz bunun ne olması gerektiğini söylüyoruz. Şu 12 eksi 3m'in mutlak surette 0 olması gerektiğini söylüyoruz. Hemen 12 eksi 3m'i 0'a eşitledim. Buradan m değerini kaç elde ettim arkadaşlar? 4. M 4 ise m gördüğüm yere 4 yazarak parabolün denklemini elde ediyorum. 5x kare zaten bunlar ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. 4 yazarsam artı 40. Bu durumda bu parabolün tepe noktası ne oluyordu arkadaşlar? Tepe noktası 0,C oluyordu hatırlarsanız. Ki burada C dediğim arkadaşlar kaçtır? C dediğim denklemde dikkat edilirse sabit sayımız 40'tır. Parabolün tepe noktası ne oldu arkadaşlar? 0,40 noktası olarak elde edildi arkadaşlar. Bize sorulan ne? Bize sorulan ne burada? Tepe noktasının orijine olan uzaklığı. Yani şöyle diyoruz arkadaşlar. Bu parabolü kabatasak çizecek olursam şöyle bir paraboldü. İşte tepe noktamız 0,40'tı. Bu 0,40 noktasının şu noktanın orijine olan uzaklığı kaç birim olacaktır? 40 birim olarak elde edecek arkadaşlar sanırım. Peki bir sonraki durumumuzda ne anlatıyor arkadaşlar? Hemen şöyle sanırım yan tarafa kayacağım. Tam ayrıntılı bir şekilde grafik çizme işlemimiz var arkadaşlar. Bu basamak basamak biraz anlattığım olarak uzun da sürecek olan bir başlığımız. Ne öğrendik şu ana kadar arkadaşlar? Standart olmayan durumlar yani y eşittir ax kareyi öğrendik. Y eşittir ax kare artı c'yi öğrendik. Dolayısıyla şu anda y eşittir genel denklem türümüz ax kare artı bx artı c'yi öğrendik. Şimdi bunun grafik çizimi için standart durum, standart denklemin çiziminde, standart grafiğin çiziminde ayrıntıya inmemiz gereken bazı başlıklarımız var. Nedir bu başlıklar arkadaşlar? Hemen şöyle çizimler yapıyoruz. Detay çizim diyoruz biz buna. İlk etapta diyor ki bana parabolün x eksenini kestiği noktaları bulacaksınız. Nedir parabolün eksenleri kestiği noktalar? Nasıl bulunur? Onun üzerinde hemen bir duralım. Diyor ki bana denklemde x yerine 0 yazarsanız y eksenini kestiği noktayı bulursunuz. Zaten parabol y eksenini keserse bir noktada keser. Başka yerde kesemez. Ne demek ki bu? X yerine 0 yazdınız. Ax kare artı bx artı c denkleminde. Y ekseni kesin noktayı bulduk. 0,c. Şunlar 0 oluyor. Y ekseni c'de kesiyor. X de 0 olduğu için 0,c noktasını kesecektir. Sonraki durumda ise diyor ki bana y yerine 0 yaz. Y yerine 0 yaz. Burası çok önemli. Y yerine 0 yazdığınızda x ekseni kesin noktalar varsa elde edilir arkadaşlar. Varsa diyor bizi burada uyarıyor. Neymiş varsa demek ki x eksenini kesmeme durumu da olabilir bunun. Bu anlama geliyor. Hemen y yerine 0 yazdığınızda şu denklemi elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ki bu çok tanıdık bir denklem arkadaşlar. Hatırlarsınız ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemi. Buna hemen birkaç ünlem atmak istiyorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bir denklem arkadaşlar. İkinci derece bir denklem. Bu denklemin kökleri varsa bizim nedir? X eksenini kestiği noktalardır. Kimin? Parabolün x eksenini kestiği noktalardır. Dolayısıyla bu denklemde şu durumlara dikkat etmemiz gerekecektir. Varsa dediğimiz için ilk durumda bu denklemin deltasına bakıyorsunuz. Geçen derslerden hatırlarsınız bunu. Delta eşittir BKX 4 AC. Delta sıfırdan büyükse parabol x eksenini farklı iki nokta keser. Niye? Çünkü delta sıfırdan büyükse bu ikinci derecenin denklemin birbirinden farklı iki kökü vardır. Ve bu kökler de
İşte bizim x80'liği, parabolün x80'i kestiği noktalardı arkadaşlar. Demek ki iki derecenin bir denklemin kökleriyle parabol arasındaki ilişki neymiş? Denklemin kökleri her zaman bize neyi verir? Varsa parabolün x80'ini kestiği noktaları verecektir. Dolayısıyla x80'ini kestiği noktaya burada delta sıfırdan büyük durumunda vermiş olup ikinci durumda ise delta'nın sıfıra eşit olma durumu arkadaşlar. Hatırlarsanız delta'nın sıfıra eşitse ifade bir tam kare oluyordu. Kim? Ax kare artı bx artı c denklemi bir tam kare oluyordu hatırlarsanız. Parabol değilse tam kare olması demek ne demektir? Parabolde x80'de teğet olması demektir. Neymiş? Teğet durumumuz varmış burada arkadaşlar. Peki nasıl teğet olur? Ve tam kare olduğu zaman da kökler birbirine eşit oluyor hatırlarsanız. Bu kökler de eğer kök bulma işleminde denklemde yerine yazarsanız eksi b bölü 2a diye elde edersiniz ki bunu ileride biz çok rahat bir şekilde şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. R diyeceğiz. Parabol deltası sıfıra eşit olduğu zaman birbirine eşit olan iki tane kökü vardır. Bu köklerden herhangi biri zaten birbirine eşit olduğu için eksi b bölü 2a şeklinde bulunur. Ve bu eksi b bölü 2a parabolün teğet noktasıdır. Teğet noktası. İleride bunu farklı farklı şekilde isimlendireceğiz. Ama şu anda bunu bilmek lazım. Demek ki eksi b bölü 2a x eşittir r, o da eşittir eksi b bölü 2a noktasında ne olacaktır parabol? X eksenine teğet olacaktır arkadaşlar. Tabi burada şu durum da var. Eğer a sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru, zaten işte a sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru durmanın zaten ne yapıyoruz? Daha önceden çalışmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki durumumuz son durumu da arkadaşlar, eğer delta sıfırdan küçükse, ki hatırlarsanız delta'nın sıfırdan küçük olması demek ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde ne olmaması demekti? Kök yok demekti. Çözüm kümemiz boş küme demekti. Ki şurada not alalım şunu. Kök yok arkadaşlar. Çözüm kümemiz boş küme olduğu için parabol ne olmayacaktır? X eksenini kesmeyecektir. Dolayısıyla burada şu şekilde bir durum elde edilir. Eğer a pozitifse kollar yukarı doğru demektir. X eksenini kesmemesi için şu şekilde bir parabol oluşur. A negatifse yine delta sıfırdan küçük olduğu için parabol x eksenini kesmeyeceğinden dolayı ne olur? Kollar aşağı doğru ve x eksen altında bir parabol oluşacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki grafik çiziminde kullanacağımız işlemler, ki çok önemli bir işlem arkadaşlar, buna dikkat etmemiz lazım. Tepe noktasının koordinatları bulunduruyor bize arkadaşlar. Nedir tepe noktası? T, R, K şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Bu basit bir parabol çizecek olursam aşağıda da tekrar ifade edeceğim. Şöyle bir parabol düşündüğünüzde R dediğimiz x ekseni, K dediğimiz ise ne yapar arkadaşlar? Y eksenini ifade eder. K dediğimiz Y eksenini ifade eder. Yani parabolün tepe noktası dediğimiz şurası, R'si x ekseninin değeridir, K'sı da Y ekseninin değeridir. Ve R'yi bulmak için eksi B bölü 2A formülünü kullanıyoruz. Az önce söyledim bunu, tekrar söylüyorum. K'yı bulmak için 4AC eksi B kare bölü 4A formülü, ki genelde bunu çok sık kullanmayız ama fonksiyonda R'nin görüntüsünü alarak da ne yapabiliyoruz? Çünkü R'nin görüntüsü dikkat edilirse ne yapar bize? Arkadaşlar K'yı verecektir. Fonksiyonda R'nin görüntüsünü aldığınızda K'yı elde edersiniz. Ve tepe noktasının absisli ordinatını bularak grafik çizimini tamamlayabiliriz arkadaşlar. Burada bize zaten söylemiş R K diye belirtmiş arkadaşlar. R ve K'yı bulduktan sonra dikkat edin buna. Bu A sıfırdan büyük olduğu için kollar yukarı doğru olacak. A sıfırdan küçük olduğu için kollar aşağı doğru olacaktır arkadaşlar. Devam edecek olursam burada bir uyarı verilmiş arkadaşlar da bize. Bu da çok önemli bir mevzu arkadaşlar. Uyarı olarak belirtilmiş. Diyor ki arkadaşlar, siz tepe noktasının absisinden geçen ve y eksenine paralel olan x eşittir r doğrusuna, bakın dikkat edin neymiş bu, x eşittir r doğrusu o da işte eksi b bölü 2a diye hesaplanıyordu, parabolün simetri eksenidir. Yani bunu biraz açmak istiyorum arkadaşlar ben. Ne demek parabolün simetri ekseni demek? Şu demek arkadaşlar, buradan bu parabol çizildiğinde nasıl olursa olsun işte x eşittir r doğrusunu çizdiğinizde x ekseni r'de kesen ve y eksenine paralel olan x eşittir r doğrusunu çizdiğinizde
Bu R doğrusuna biz ne diyoruz? Parabolün simetri ekseni. Buna şu sonuç çıkar. Bu X ekseni kestiği noktalar B ve C olsun. AC uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Atıyorum X eksenine paralel herhangi başka bir doğru çizeyim arkadaşlar. Yine parabolik kestiği noktalar şurası olsun ve şurası olsun arkadaşlar. Dikkat edin. Bir isimlendirme yapacak olursam arkadaşlar, buraya H diyorum. Buraya K diyorum. Buraya da L diyorum arkadaşlar. Hemen şunu söyleyebiliriz. HK uzunluğu KL uzunluğuna eşittir. Tekrar yazıyorum buraya. HK uzunluğu arkadaşlar neye eşitmiş? KL uzunluğuna eşitmiş. Bu X ekseninde çizilen her paralel doğru için yazılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu söylüyoruz burada. Örneğin ben bu noktaya atıyorum M diyeyim. Apsisine. Şu noktanın apsisine de arkadaşlar N diyeyim. Ve hemen şöyle şunu uygulamak istiyorum. Eğer bir parabolde M'nin görüntüsüyle N'nin görüntüsü birbirine eşitse arkadaşlar, buradan iki durum yazabilirim. Birinci durumu, M ile N birbirine eşit olabilir. İkinci durum, M ile N'nin aritmetik ortalaması, yani toplamların yarısı bizim parabolün tepe noktasının apsisine eşittir arkadaşlar. Bunlar parabolün tepe noktası ile ilgili en önemli özelliklerimizi oluşturuyor arkadaşlar. Neymiş? Tekrar edelim, bunları tekrar vurgulayalım. M'nin görüntüsü ve N'nin görüntüsü birbirine eşitse, dikkat edin, burada M'nin görüntüsü buraya gidiyor. N'nin görüntüsü de aynı noktaya gidiyor arkadaşlar. Görüntüler eşit olduğu zaman yenidir. Bundan elde edeceğimiz sonuçlar ya M'ye eşittir ya da M ile N'nin aritmetik ortalaması ne olacaktır? Bizim R'mize eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili birkaç tane uygulama yapayım arkadaşlar. Hemen yan tarafta şöyle alt arda verilen sorularımız var. Yine simetri ekseniyle ilgili ve grafik çizimleriyle ilgili. Dikkat edilirse burada neyi vermiş bize? 4x kare eksi 10x artı 6x eksi 12 parabolünün simetri ekseni 4x eksi m eşittir 0 doğrusu olduğuna göre m kaçtır? Evet arkadaşlar, simetri ekseni neydi? X eşittir, ki burada x'i yalnız başına bırakırsam karşı tarafa atıyorum, m'yi 4'e bölüyorum, m bölü 4'tür. Yani bu nedir? Bizim r'miz demektir. Peki biz r'yi parabolde nasıl buluyorduk? R'yi parabolde önce y eşittir denklemi düzenliyorum. 4x kare x parantezini alacağım için arkadaşlar eksi 10m artı 6 parantezinde x eksi 12. R dediğim neydi arkadaşlar? R dediğimiz eksi b bölü 2 aydı. Hatırlarsanız b dediğim eksi 10m artı 6. Bir x ile formülümüzde var olduğu için 10m eksi 6 gelir. 10m eksi 6 bölü 2a. A dediğim kaç? 4'tür arkadaşlar. 2 çarpı 4. Ne eşit olacak? Bizim r'miz neymiş burada arkadaşlar? M bölü 4'tür. M bölü 4. Şu 4'ler sadeleşir. Şu 4'ler sadeleşir arkadaşlar. İşler dışa çarpma yapacak olursam 10m eksi 6 eşittir 2m. 8m eşittir 6. Ve buradan m değerine dedim arkadaşlar, her tarafı 8'e bölecek olursam 3 bölü 4 olarak elde etmiş olurum arkadaşlar. Sanırım bize sorulan da m değeriydi arkadaşlar. Cevap seçeneğimiz ne olacaktır? A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzla ilgilenelim. Ne diyor bize burada? Ayrıntılı grafik çizimini istiyor arkadaşlar bizden. X kare eksi 2 x eksi 8 fonksiyonun grafiğini çiziniz. Şimdi aslında öteleme ve simetri mevzularını kullanarak da bunu çizebiliriz ama buna ileride değineceğiz arkadaşlar. Biz bu grafiğin çizimi için şu işlemleri yapalım dedik. Ne dedik? Birinci olarak x'e 0 verin dedik. Y eksenini kesin noktayı bulun. X'e 0 değerini verirsen y ekseni nerede keser? Eksi 8'de. Yani ne demektir bu? 0 virgül eksi 8 noktasından geçecek. İkinci olarak y'ye 0 verin dedik. Y'ye 0 değeri verirsem x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0 denklemi gelir. Ki buna dikkat edilecek olursa arkadaşlar, bunun deltası 0'dan büyüktür. Nereden anlıyorum deltasının 0'dan büyük olduğunu? Bunu çarpanlarına ayırıyorum. X eksi 4 çarpı x artı 2 diye çarpanına ayırdım.
ve iki farklı kök elde ettim. X eşittir 4. X eşittir ne geldi arkadaşlar? Eksi 2. Ne demektir bu? Eksi 2. X ekseni 4'te ve eksi 2'de kesecek. Yani ne demektir bu? 4,0'dan geçecek. Eksi 2,0'dan geçecek demektir arkadaşlar. Bu da bizim parabolün x ekseni kesim noktalardı. Üçüncü durum olarak arkadaşlar ne yapacaktır? Parabolün tepe noktasının absis ve ordinatını bulacaktır. Neydi R'miz? Eksi B bölü 2 A'ydı arkadaşlar. B dediğim eksi 2. Bir x de formülde var artı 2. A dediğim 1'dir dikkat edilirse 2 A ne olur 2. Buradan R'yi 1 elde ettim. Peki K'yı nasıl buluyorduk mesela arkadaşlar? K'yı R'nin görüntüsünü alıyorduk. Yani F'te 1, R dediğim 1'dir dikkat edilirse. X gördüğüm yere 1 yazarsam 1 eksi 2 eksi 8. Buradan da K'yı ne elde ettim arkadaşlar? Eksi 9. Yani parabolün tepe noktasının absisi 1, ordinatı ne oldu arkadaşlar? Eksi 9. Sonra ne yapıyorduk? Bu bilgileri tek tek koordinat sistemine yerleştirerek arkadaşlar genel çizimimizi yapmış oluyoruz. Şöyle bir koordinat sistemi çizecek olursam. Hemen şuradan bir renk değişimi yapayım arkadaşlar. Bilgileri yerleştirirken absis 1, ordinat eksi 9. Absisimiz 1, ordinatımız eksi 9 arkadaşlar. Şunu çizdim. Yerleştirdim. Bu bizim tepe noktamız arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. X eksenini 4'te ve eksi 2'de kesecek. X eksenini 4'te kesti arkadaşlar. Şu noktadan geçecek. Ve eksi 2'den kesecek. Ve y eksenini nerede kesecekmiş y eksenini? Y eksenini 0,1 eksi 8'de. Yani şurada bir yerde kesecek arkadaşlar. Atıyorum şurası eksi 8 olsun. Şöyle eksi 8. Dolayısıyla bunları birleştiren farklı bir renk çizecek olursam arkadaşlar siyah için. Bunları birleştiren parabolün kollarını çizecek olursam sonuca ulaşmış olacağım. Tepe noktasına itibaren başlıyorum. Sağdaki kolu çizersen 4'ten geçmesine dikkat edeceğim. Şöyle biraz yukarı alayım şunu. 4'ten geçmesine dikkat ettim. Aynı şekilde buradan eksi 8'den ve eksi 2'den geçecek şöyle bir tane kolu çizecek olursam arkadaşlar. Şu anda ben ne yapmış oldum? Fx parabolünün grafiğini çizmiş oldum arkadaşlar. Sanırım anlaşılan bir durum yoktur arkadaşlar herhalde. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz fx eşittir 2m artı 1 x kare eksi 6mx artı 4m fonksiyonunun grafiği x eksenine teğet olduğuna göre. Neymiş? Teğetmiş arkadaşlar. Neydi teğet olma şartımız arkadaşlar? Durumlarımızdan ikincisi. İkincisi hatırlarsanız delta 0'a eşitse fonksiyon x eksenine teğetti arkadaşlar. Bunu hatırlayalım. Demek ki öncülümüz, koşulumuz neymiş arkadaşlar? Delta 0'a eşit olmalı. Ne diyor bize? M'nin alabileceği değerlerin toplamı diyor. Tamam. Delta b kare eksi 4 ac'ydi. B dediğim eksi 6m'dir. Karesini alırsam 36m kare. Eksi 4 çarpı a dediğim 2m artı 1. C dediğim 4m. Eşittir 0 olmalı. Şuradan bir 4 sadeleştirmesi yapalım arkadaşlar. Burada 9 kalsın. 9m kare. Aynı şekilde bu 4m ile 2m'i çarparsam ne oluşur arkadaşlar burada? Eksi 8m kare oluşur. Aynı şekilde 4m ile 1'i çarptım. Eksi 4m oluştu. Eşittir 0'dan. Burada m kare. Eksi 4m eşittir 0. M'miz ne olur arkadaşlar buradan? 0. Veya M'miz ne olur buradan arkadaşlar? 4. Şimdi bize ne istiyordu? M'nin alabileceği değerlerin toplamı karşılıyor demiş arkadaşlar. M'miz 0'dır veya 4'tür. Değerler toplamı ne olur? 4 olarak elde edilmiş olur arkadaşlar. Bir sonraki durumumuza bir bakalım. Burada bize şöyle bir uyarı veriyor arkadaşlar. Diyor ki hani çok uzatmadan işte AX kareyi öğrenmiştik. Tepe noktası 0, 0 olan parabol. Eğer bir parabolü siz tam kareye tamamlarsanız orada parabolün tepe noktasının absis ve ordinatını direkt tespit edebilirsiniz diyor bize. Yani bir ifade, bir parabol denklemi tam kareye tamamlandığı zaman a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde getirildiğinde parabolün tepe noktasının absisi tam kare dışındaki ifade r'dir. Dışarıda altta kalan sayı ise nedir her zaman? K'dır arkadaşlar. Yani bizim tepe noktamız ne olur bu durumda? R ile K şeklinde elde edilir arkadaşlar. Tepe noktasını rahatlıkla bulma işlemi. Yani şöyle bir örnek üzerinde gösterecek olursam. Y eşittir. X kare eksi 2 X artı 5 parabolünün
tepe noktasının absis ve ordinatı bana sorulduğunda R ile K bana sorulsa bunu hemen şöyle bir tam kare dönüşüyorum. Bu olsa olsa x eksi 1'in karesi gibi yazılıyor arkadaşlar. Artı 1 gelen ikincinin karesinden 5 olması için 4 eklemem lazım. Dolayısıyla buradan parabolün tepe noktasında ne elde edersiniz? X eksi R'nin karesi dediği için R dediğim burada 1 olur. K dediğim kaç olacak arkadaşlar? 4 olacaktır. Ve bu parabolün tepe noktasının absisini, ordinatını 1'e 4 olarak elde etmiş oluruz. Bu bizim bir pratik yöntemimizdir arkadaşlar. Bazen denklem verildiğinde direkt bunu hızlı bir şekilde böyle elde edebiliyoruz. Mesela burada bize parabolün simetri ekseniyle ilgili işte bazı durumlar verilmiş. Simetri ekseni 2x artı 5 olan fx parabolü x eksenini m ve n noktalarında kesiyor. M ile n'nin çarpımı verilmiş 3 bölü 7 olduğuna göre y eşittir fx o da işte ax kare artı bx artı c parabolünde b bölü c oranı kaça eşittir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi basit bir parabol çizecek olursam arkadaşlar şurada bir parabol çizeyim. Hemen şurada şöyle basit bir parabol çizeyim. Bu parabolün işte x eksenini kestiği noktalar m ve n diye verilmiş. M ve n. Bize m ile n'nin çarpımı verilmiş arkadaşlar dikkat edilse. Peki bu m ile n'nin çarpımı neye eşitti arkadaşlar? M ve n denklemin kökleriydi hatırlarsanız. Kökler. Dolayısıyla m çarpı n 3 bölü 7 denklemin kökler çarpımıdır. Nedir kökler çarpımı? C bölü A. Hatırlarsanız ikinci derecenin denklemlerde iki denklemin bir denklemin kökler çarpımı neye eşit arkadaşlar? C bölü A'ydı. Yani C bölü A'yı kaç elde etmiş oluyorum burada? 3 bölü 7 elde etmiş oluyorum. Peki aynı şekilde simetri eksenimiz verilmiş bize ki burada simetri eksenimiz x eşittir eksi 5 bölü 2 ki o da R'ydi arkadaşlar. R. Peki biz bu R'yi nasıl buluyorduk? R'yi nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2 aydı hatırlarsanız R'niz. Yani eksi 5 bölü 2 eşittir eksi B bölü 2 A. Yani eksi B bölü 2 A diye yazarsam şu ikiler sadeleşir. Eksiler sadeleşir. B bölü A'yı kaç elde ederiz arkadaşlar? 5. Peki bizden istenene bir bakalım. B'nin C'ye oranı isteniyor arkadaşlar. O zaman ben B'nin C'ye oranı elde etmem için B bölü A belli, C bölü A belli, B bölü A'yı C bölü A'ya bölecek olursam ki o da ne olur arkadaşlar? A'lar sadeleşir B bölü C olur ki benden istenen ifade. B bölü A 5'ti. Onu kime böldüm? 3 bölü 7'ye böldüm arkadaşlar. Ters çevir çarpacak olursam sonucu ne elde ederim? 35 bölü 3 olarak elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Hemen burada yan tarafta şöyle sanırım bize bir önemli bir soru sormuş arkadaşlar burada da. Ax kare artı bx artı c fonksiyonu veriliyor. Yani parabol denklemi a sıfırdan farklı. F1 ile F5 toplamı 0. F1'in ve F5'in görüntüsü 0'mış. F2 bölü F0 artı F4 eksi F6 neye eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir özellikten söz etmiş bir arkadaşlar. Hatırlarsanız dedi ki bir parabolde işte iki sayının görüntüsü birbirine eşitse bunlar ya birbirine eşit ya da bunların aritmetik ortalaması R'ye eşitti. Şimdi nereden anlıyoruz bunu arkadaşlar? Bakın bu parabolde F1 ve F5 sıfır olduğu için parabol x eksenini nerede kesiyor arkadaşlar? X eksenini 1 ve 5'te kesiyor demek ki. Şöyle daha rahat, daha düzgün bir koordinat sistemi çizeyim. İşime yarayacak. Şöyle diyelim. Şöyle arkadaşlar 1 ve 5'te kesiyor demek ki. Burası 1. Şurası da kaçmış arkadaşlar? 5'miş. F1, F5. Peki bu 1 ile 5 bizim x eşittir r doğrusuna eşit mesafede değil miydi? Niye? Çünkü x eksenini kestiği noktalardır bunlar. Dolayısıyla R'miz ne olur arkadaşlar? Bunların aritmetik ortalaması olur. Yani R neye eşittir? 5 artı 1 bölü 2. Yani R'miz kaç geldi arkadaşlar? 3. Buradan R'yi 3 olarak elde etmiş oldum. Şimdi buradan R 3 ise arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. F2 değeri istiyor ki burada F2 hakkında herhangi bir bilgimiz var mı? Yok. Ama şunu söyleyebilirim. Şu ifadede F0 ile F6'ya dikkat edelim arkadaşlar.
F0 ile F6 görüntü olarak birbirine eşittir. Niye? Çünkü 0 ile 6'nın aritmetik ortalaması bize R'yi veriyor. Burada ne derim o zaman? F0 ile F6 birbirine eşittir. F0 eksi F6 ne olur? 0 olur. Ne kaldı geriye o zaman? F2, F4 kaldı arkadaşlar oran olarak. Peki 2 ile 4'ün de aritmetik ortalaması yine bize R'yi verdiği için arkadaşlar ne deriz buradan? F2 F4'e eşit demektir. F2 F4'e eşit demektir. O zaman istenen ifade ne oldu? F4 bölü F4 1 olarak elde edilmiş oldu arkadaşlar. Ki bu tepe noktasının en önemli özelliklerinden bir tanesi, burada kullanmış olduk. Bir sonraki sonuç verilmiş bize arkadaşlar. Bu da önemli ve fonksiyonlarda çok sık karşımıza çıkan, özellikle fonksiyonlarda parabolle ilgili bilgi verildiğinde, parabolle ilgili soru sorulduğunda, bir fonksiyonun alabileceği en küçük değer, en büyük değer sorulduğunda direkt ne yapıyoruz? Bu parabol bilgisinden faydalanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyon veya bir parabolümüz R'den R'ye tanımlıyken, bakın dikkat edin, R'den R'ye tanımlı. Tanım kümesi R'ye sayar, görüntü kümesi, pardon, R kümesi R'ye sayar. Fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunda eğer a sıfırdan büyükse, ki bu şekilde kollar yukarı doğru demekti hatırlarsanız, bu fonksiyonun bir alabileceği en küçük değer vardır diyor. O en küçük değer de zaman nedir? K'dır arkadaşlar. R'ye karşılık gelen K değeridir. Daha küçük değer almaz. En küçük değerimiz burada ne geldi? K. Peki bu fonksiyonun görüntü kümesi ne olur bu durumda? Dikkat edilirse K'dan hep büyük değer aldığı için fonksiyonun görüntü kümesi K dahil olmak üzere sonsuz demektir arkadaşlar. İkinci durumda ise eğer kollar aşağı doğruysa bu fonksiyonun alabileceği ne vardır arkadaşlar? Bir tane en büyük değer vardır. Niye en büyük değer? Çünkü kollar aşağı doğru. R'nin görüntüsü K'dır. Bu K nedir bizim arkadaşlar? Fonksiyonun en büyük değeridir. Ve bu en büyük değer K olduğu için fonksiyonumuz K'dan nereye kadar değer alır? Eksi sonsuza kadar değer alacaktır. Dolayısıyla bu fonksiyonun görüntü kümesi de, bunu GK dersem arkadaşlar, neresi olacaktır? Eksi sonsuz K aralığı olacaktır arkadaşlar. K dahil olmak üzere arkadaşlar diye geçtim. Aynı şekilde burada belirtilmiş. Şimdi bununla ilgili birkaç tane sorumuz var arkadaşlar. Mesela şuradaki sorumuzda bize diyor ki bu fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz. Bakıyorum, kabataslak bu fonksiyonu düşünecek olursam, burada fonksiyonun kolları yukarı doğru olan şöyle bir fonksiyondur. Şöyle bir fonksiyon. Biraz sanırım hızlı çizdim. Şöyle bir fonksiyon arkadaşlar. Rastgele çiziyoruz tabii ki. Grafiğimizi hiç önemsemiyoruz. Bunun bir en küçük değeri vardır arkadaşlar. Ki bu en küçük değer nedir? K'dır. Neymiş bu? En küçük değerimiz ve K'dır. Biz K'yı nasıl buluyorduk? R'nin görüntüsünü alıyorduk arkadaşlar K'yı bulmak için. Ki R'miz neydi hatırlayalım R'miz? Eksi B bölü 2 aydı. R dediğim. R dediğim eksi B bölü 2 aydı. B eksi 2. A da 1'dir. Eksi eksi 2 ne yapar? 2 bölü 2. R'miz 1 geldi. Peki K'yı bulmak için ben neye bakacağım o zaman? F1'e bakacağım. F1 x yerine 1 yazılmakla elde edilir. 1 eksi 2. K'mıza ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 geldi. Yani bizim buradaki K'yı eksi 1 elde ettiğim zaman bu fonksiyonun görüntü kümesi ne olacak arkadaşlar? Eksi 1'den başlayıp nereye kayacaktır? Sonsuza kayacaktır. Dolayısıyla bizim görüntü kümemiz arkadaşlar ne olur? Eksi 1 sonsuz aralığı olarak elde edilir arkadaşlar dedik. Bir sonraki başlığıma geçiyorum. Yine bununla ilgili bir örnek verilmiş arkadaşlar. Fonksiyonun görüntü kümesinin en büyük elemanı. Görüntü kümesinin en büyük elemanı. Niye en büyük eleman? Dikkat edilirse burada A negatiftir. A negatif olduğu için kollar nereye doğru arkadaşlar? Aşağı doğrudur. Ve bizim görüntü kümesinin en büyük elemanı burada ne oldu arkadaşlar? 8'miş. Dolayısıyla bu 8 neye eşittir? Bizim K'ya eşittir. K eşittir 8 dediğimiz zaman biz bu K'yı nasıl buluyorduk? R'nin görüntüsü olarak buluyorduk. Ki R neydi arkadaşlar? R'yi hemen şurada yukarıda bulayım. Eksi B bölü 2 A'dan eksi 8 bölü eksi 2 4 demektir. Dolayısıyla F4 neye eşit olacaktır arkadaşlar? Eksi 8'e, pardon 8'e eşit olacaktır. 8 çarpı 4 32 artı A'nın küpü
Bu durumda 16 kalır şurada arkadaşlar. 16'yı karşıya attığında eksi 8 eşittir A'nın küpü ise. Hangi sayının küpü eksi 8 arkadaşlar? A eşittir eksi 2 olarak elde edilmiş olur arkadaşlar. Sanırım bizden de A'yı soruyordu arkadaşlar. Aynı şekilde bir sonraki soruma bakacak olursam arkadaşlar. Sanırım bu da benim son sorum olacak arkadaşlar. Görünüyor. Yine dikkat edilirse burada önemli bir mevzu ama arkadaşlar buna dikkat etmek lazım. Fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılar tamamı değil. Bu fonksiyon dikkat edilirse şöyle gösterecek olursak eksi 2 ile 5 aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Yani diyor ki bize x'leri bu aralıkta alacaksın. Bu fonksiyonun en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Veya bazen bize şu sorulur. En küçük değer değil de bu fonksiyonun işte alabildiği tam sayı değerleri sorulur. Alabildiği tam sayı değerlerin toplamı sorulabilir gibisinden ifadeler sorulabilir. Hatta ve hatta bir aralıkta tanımlandığı için belli bir kapalı aralıkta tanımlandığı için bu fonksiyonun en büyük değeri, en küçük değeri, alabileceği tam sayı değerler de sorulabilir. Her şeyi sorulma şansı var arkadaşlar burada. Bunda ne yapacağız? Yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. Kesinlikle önce sınırların görüntüsünü alacaksınız. f-2 ve f5. Bunları alacağım. Bir de r'yi bulacağım, r'yi. R neydi arkadaşlar? Eksi b bölü 2 aynı. Dikkat edilirse x'li terim olmadığı için, burada x'li terim olmadığı için b sıfırdır. B sıfır olduğunda r'miz nedir? Sıfırdır. Bu elde edilen r değeri bu aralığın içindeyse, ki içindedir arkadaşlar dikkat edin. Nedir bu aralık? Eksi 2,5 aralığıdır. Bu aralığın içindeyse r'nin de görüntüsü alınır. F sıfır. Bu elde ettiğiniz bu 3 değerden en küçüğü bizim fonksiyonun en küçük değeridir. En büyüğü de nedir? Bizim fonksiyonun en büyük değeridir diyeceğiz. Peki arkadaşlar alalım. X yerine eksi 2 yazıyorum. 16 eksi 4 ne olur sonuçta? 12. X yerine 5 yazıyorum. 16 eksi 25 etti eksi 9. X yerine 0 yazıyorum. 16. Peki arkadaşlar dikkat edin. Bu 16 nedir? Bizim en büyük değerimizdir. Peki sondaki eksi 9 nedir bizim arkadaşlar? En küçük değerimizdir. Zaten bizden en küçük değer sorulmuş. O da eksi 9 demektir. Ha bize fonksiyonun görüntü kümesi sorulursa arkadaşlar, görüntü kümesi sorulursa eksi 9'dan 16 arasında görüntü kümesini elde etme şansımız vardır diyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.